Öz kültürümüzü ve değerlerimizi yansıtan giyim markası Dembu, gönle düşeni sunar. Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Gönle Düşen'e hoş geldiniz. Kanalımıza abone oluyorsunuz, yorumlar yapıyorsunuz. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Artık 1 milyon aboneye doğru yaklaşıyoruz. Ne diyelim? Allah bereket versin diyelim. Aslında bugünkü konumuz da bu. Bereket üzerine konuşacağız. Ve aslında bu kavram üzerinden şeyi anlatmaya çalışacağım size. Hani böyle evlere gideriz misafirliklere, yemek yendikten sonra dua edilir ve ev sahibine, ikram sahibine şey dileğinde bulunur. Allah sofralarınıza Halil İbrahim bereketi versin denir. Neden Halil İbrahim bereketi versin denir? Hiç düşündünüz mü? Neden Musa Mustafa bereketi versin denmez? Ya da Bekir Ahmet bereketi versin denmez de Halil İbrahim bereketi versin denir? İşte size bunun öyküsünü, hikayesini anlatacağım. İki kardeşin hikayesiyle başlar aslında bu yolculuk. İki kardeş, birinin adı Halil, ötekinin adı İbrahim. İkisi de çiftçidir. Babalarından miras böyle büyükçe bir tarla kalmıştır. Oraya her yıl buğday ekerler ve buğday biçerler. O mahsulü de ikiye paylaştırırlar, kendi aralarında pay ederler ve gül gibi geçinir giderlermiş. Büyüğünün adı Halil, küçüğünün adı İbrahim'miş bu kardeşlerin. Şimdi Halil evli, iki tane çocuğu var, mutlu bir yuvası var. Fakat İbrahim bekarmış henüz. Henüz kendisine bir yuva kuramamış. Yine bir sene buğdayları toplamışlar, getirmişler, alana yığmışlar. Artık ambara taşıma zamanı gelmiş. Büyük abi Halil demiş ki İbrahim'e, İbrahim demiş sen git çuvalları getir de ben de ufak ufak demiş şu buğdayı, pay edilmiş buğdayı şöyle bir düzenleyeyim demiş. İbrahim oradan ayrıldıktan sonra abi Halil şöyle düşünmüş. Demiş ki ben evliyim. Allah bana iki tane evlat verdi. Malım, mülküm, kurulu bir düzenim, bir evim var. Ama kardeşim henüz bekar. Şimdi bunu ortadan ikiye pay etmek çok eşitmiş gibi görünse de, daha önce konuşmuştuk bunu hatırlarsanız, adil değil gibi sanki demiş. İyisi mi ben kendi payımdan şuradan kürekle birkaç hızlı hızlı birkaç kürek kardeşimin tarafına atayım demiş. Ve kardeşi çuvalları getirene kadar alelacele kendi payından kardeşinin olduğu tarafa, onun payına aktarmış. Kardeşi geldikten sonra çuvalları doldurmuşlar. Ondan sonra abi demiş ki ilk çuvalı ben taşıyayım ambara demiş. Yüklenmiş gittiğinde İbrahim şöyle bir paylara bakmış. Demiş ki yahu ben bekarım. Benim kazandığım zaten bana fazlasıyla yetiyor. Ama abim evli, iki çocuğu var. Onun daha fazla paraya ihtiyacı var. Bu buğdaylara benden daha fazla ihtiyacı var diyerek alelacele abisinin olduğu tarafa kendi payından buğdayları aktarmaya başlamış. Kardeşi geliyormuş, abisi gidiyormuş, o aktarıyormuş, abisi gidiyormuş, kardeşi geliyormuş, o ona aktarıyormuş. Bu akşama kadar böylece devam etmiş. Cenab-ı Allah bu iki kardeşin böyle kendi haklarından feragat ediyor olmalarından ve diğer gamlıklarından öyle hoşnut olmuş ki o buğdayı 3 gün boyunca taşımışlar. Fakat buğday bir türlü ambara taşımakla bitmiyormuş. Neden? Çünkü Allah onların malına bereket ihsan etmiş. Şimdi hikaye bu. Biz bugüne kadar hep bu tabiri kullanırız, bereket tabirini. Allah bereket versin, bereketli olsun, bereketini gör inşallah diye. Ama bereket kavramı kelime bağlamında aslında tarafımızdan yanlış anlaşılmıştır hep. Biz bereketi bol, çok, yığın zannederiz ama bereket kavramı aslında devam eden, süreklilik arz eden şeye denir. Allah bereket versin dediğinde Allah bol versin demiyoruz aslında. Allah hep versin, hiç eksilmesin. İşte o Halil İbrahim kardeşlerin buğdayı bereketli bir buğdaydı. Çoğalmadı ama Allah almakla, içinden eksiltmekle onun azalmasına da müsaade etmedi. Yani bir süreklilik arz etti. Allah da sizlerin kazançlarına, sizlerin hanelerine ve dahi bizim abonelerimize bereket ihsan etsin ki 1 milyon olmak değil, sürekli artan ve sürekli izlenen içerikler yapmayı bizlere nasip etsin. Peki hikaye ne oldu? Tabii ki bitti. Neden? Çünkü sabaha kadar konuşamam burada. Maksat hasıl oldu. Laf uzatmam galiba. Allah'a emanet. Öz kültürümüzü ve değerlerimizi yansıtan giyim markası Dembu, gönle düşeni sundu.